Maruf-i Kerhi Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın Büyüklerinden Adı Maruf bin Firuz olup, künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200. Miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup, maruf-i kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye Aliye'nin büyüklerindendir. O İranlı Hristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken Hristiyanlığı öğrenmesi için bir rahibe gönderilmişti. Kardeşi İsa onun İslam'ı kabul edişini şöyle anlatmaktadır. Ben ve kardeşim Maruf bir okula gidiyorduk. Hristiyan hoca rahip çocuklara haşa Allahü Teala üçtür. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs, kutsal ruh derdi. Kardeşim Maruf da Allah birdir, birdir diye bağırırdı. Rahip onu her tarafını yara bere içerisinde bırakacak şekilde döverdi. Bu böyle devam etti. Nihayet bir gün rahip her tarafını parçalar şekilde dövünce kaçtı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine annem ona olan sevgisinden her gün gözyaşı döktü ve eğer Allahü Teala oğlumu geri gönderirse o hangi dindeyse ben de o dine tabi olacağım diye dua etti. Annesi böyle ağlayıp gözleri yolları beklerken evden kaçan maruf Kerhi kendi halini şöyle anlatmaktadır. Ayaklarım şişmiş, elbiselerim parçalanmış bir halde küfeye geldim. Adetim mescitlerde kalmaktı. Burada da mescide gittim. Orada mübarek, yüzün nur saçan bir zatın etrafında bir kısım insanlar halka olmuşlar ve onun anlattıklarını dinliyorlardı. Cemaat o zatı öyle dinliyordu ki sanki başlarının üzerinde kuş vardı. O zata yaklaştım ve dinledim. Şöyle diyordu: Kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir. Kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur. Ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Bu zat Muhammed bin Semmak idi. Onun bu sözleri kalbime çok tesir etti ve beni yaratan Allahü Teala'ya yöneldim. Benim gizli ve açık her şeyimi bilen Rabbime kavuşmayı istedim. Allahü Teala da duamı kabul buyurdu. Beni Şeyh İbn Semmak'a götürdüler. İbn Semmak başımı okşadı ve merhaba ey Rabbini arayan kişi. Merhaba Ey Allah'ın sevgisine ve muhabbetine kavuşan kişi, dedi. Bu sözleri işitince, babama beni kötüleyen rahibi hatırladım ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine, sen ağlıyor musun, dedi. Evet efendim, dedim. Ve rahibin sözünü hatırladım. Çünkü o rahip, hep hakaret ederek beni babama kötülerdi. Tam bu sırada, rahibin sözü mü diye sordu. Ben buna çok hayret ettim. Bunu nasıl biliyordu? Evet dedim. Bana Allahü Teala'ya dua et. Senin duan müstecaptır. Kabul olur buyurdu. Ve ben de Allahü Teala'ya dua ettim. Daha sonra öğrendim ki rahip de Müslüman ve salih müminlerden olmuş. Sonra İbn Semmak beni İmam Ali Rıza'ya götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde Müslüman oldum. Maruf-i Kerhi Hazretleri, Davud-i Tayi Hazretlerinden feyz almış olup, büyük velilerden Sırrı-i Sekati Hazretleri de, Maruf-i Kerhi Hazretlerinden ders ve feyz alarak yetişti. Harun Reşit ile aynı zamanda yaşadı. Muhaddis olup, zamanının meşhur hadis alimlerinden hadis dinledi. Maruf-i Kerhi, Bağdat'ın imamı ve zahidi lakabını aldı. Dinde imam olup, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde büyük bir alimdi. Bütün bu ilimlerde hüccet, senet idi. İçtihat makamına erişmişti. Maruf kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki: Kim kibirli olur, kendini büyük görürse Allahü Teala onu yere vurur. Kim Allahü Teala ile münazaa ederse karşı gelirse Allahü Teala ona gazap eder. Kim Allahü Teala'ya hile yapmaya kalkarsa o Allahü Teala'ya boyun eğer, hilesinden vazgeçer. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim de Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Maruf kerhiye, dünya sevgisi kalpten nasıl çıkar diye sorulduğu zaman Allahü Teala'ya karşı halis sevgi tam bir muhabbet ve hüsnü muamele ile yani Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmak ile kalpten çıkar. Kim öldükten sonra unutulmak istemezse güzel amel işlesin ve isyan etmesin. Muhabbet öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir. Ancak Allahü Teala'nın bir ihsanıyla elde edilir. Kulun malayani, yani boş ve faydasız konuşması Allahü Teala'nın onu zelil ve yalnız bırakmasının alametidir. Tasavvuf hakikatleri almak ve halkın elinde olan dünya malından ümidini kesmek, uzaklaşmaktır. Evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak ola, işleyeceği işi hak ile işleye, meşguliyeti daima hak ile ola üstün olmak sevdasında olan ebedi olarak felah bulmaz, kurtulamaz. Sualsiz ve karşılıksız vermeye çalış. Allahü Teala bir kuluna iyilik murad ederse hayırlı amel kapısını açar, söz kapısını kapar. Kişinin işe yaramaz söz konuşması bedbahtlıktır. Kötülük murad ettiğinde ise bunların aksini yapar amelsiz cenneti istemek ve emrolunduğunu yapmadan rahmet ummak, cahillik ve ahmaklıktır. Mertliğin alameti üçtür. Hilafsız tam bir vefa, istenmeden vermek ve kendisine cömertlik, iyilik yapılmadan başkalarını methetmek. Dünya dört şeyden ibarettir. Mal, söz, uyku ve yemek. Mal insanı Allahü Teala'ya isyan ettirir. Söz insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Uyku insana Allahü Teala'yı unutturur. Yemek ise insanın kalbini katılaştırır. Dilini başkalarını kötülemek ve aşağılamaktan koruduğun gibi met etmekten de koru. İlim sahibi ilmiyle amil olduğu takdirde bütün müminlerin kalbi onun olur. Yani bütün müminler onu sever. Kim mümin kardeşinin bir ayıbını örterse Allahü Teala onun bu işinden dolayı bir melek yaratır. Onun elinden tutar ve o melekle beraber cennete girer. Sakındığın şeyi bilmeden nasıl müttaki olursun? Faiz yersen bir kadınla karşılaştığında gözlerini sakınmazsan, takva sahibi olamazsın. Kim bulunduğu yerdeki cemaatle namazı kılarsa, şimşek çakması gibi sıratı geçer. Yüzü, dolunay gecesindeki ay gibi olur. Ona şehit sevabı gibi sevap vardır. At, onun için bir tay doğurur ve cennette onun sırtında gider. Allahü Teala bir kuluna hayır dilerse, ona amel kapısını açar ve cedel, sert tartışma kapısını kapatır. Allah, bir kuluna da şer dilerse, ona amel kapısını kapatıp, cedel kapısını açar. Amelsiz cenneti istemek, günahlardan bir günah, sebepsiz şefaat beklemek, bir çeşit kibir, itaat etmeyen bir kimsenin rahmet dilemesi de, cehalet ve ahmaklıktır. İbn -i Muvaffak anlatıyor. Maruf Hikerhi Hazretlerinden dinledim. O şöyle dedi: Allahü Teala kulunu imtihan eder. Kul ise insanlarla konuşurken halinden şikayet eder. Hak Teala kulum seni hatalardan temizlemek için imtihan ettim. Niçin beni şikayet ediyorsun? der. Muhammed bin Şuca anlatıyor. Mâruf-i Kerhi Hazretleri bana dilini yermekten koruduğun gibi övmekten de koru dedi. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün talebeleriyle Dicle kenarındaki bir hurmalıkta oturuyorlardı. Baktılar ki Dicle'nin yukarısından bir kayık geliyor. Kayıkta da birkaç erkek içki içip nara atıyor. Bu nahoş manzara karşısında talebeleri efendim bir dua edin de Allahü Teala bunları bu nehirde boğsun ve insanlar onların zararlarından kurtulsunlar deyince o ya Rabbi sen bu kullarını dünyada neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir buyurdu. Talebeleri bu duanın mana ve sırrını anlamadıklarını söyleyince benim söylediğimi Allahü Teala bilir. Bekleyin, şimdi sırrı açığa çıkar, buyurdu. Biraz sonra o topluluk, maruf Kerhi hazretlerini görünce, sazlarını kırdılar, şaraplarını döktüler ve titremeye başladılar. Maruf'un el ve ayaklarına kapanıp, tövbe ettiler. Maruf-i Kerhi Hazretleri gördüğünüz gibi herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu ne de bir kimse onlardan rahatsız oldu buyurdu. Onun sıkça yaptığı dualardan birkaçı şöyledir. Allah'ım, insanların bizim iyi taraflarımızı övüp menfi taraflarımızı gizlemeleriyle bizi gurura kaptırma. Bizi seninle karşılaşacağına inananlardan, senin hükmüne razı olanlardan senin verdiğine kanaat edenlerden ve senden hakkıyla korkanlardan eyle. Allah'ım, bana cezanla eziyet edip, beni kusurlarımdan sorumlu tutma. Katında hatalarım çoktur. Affet, amelimi kolaylaştır ve kabul et. Senden daha mükemmel ve daha müstagni yoktur.'' verdiğin cezandan kurtulan da yoktur. Enbiyanın ilahı, evliyanın velisi. Sana denk kimse yoktur. Sen eskimeyen yeni, ölmeyen dirisin. Seni senle tanıdım. Sen olmasan seni bilemezdim. Övülensin, yücesin. Ey ehli hayrı hayra ulaştıran ve onlara yardım eden. Bizi ıslah et ve bize yardım et. Mübarek halleri, maruf kerhi hazretleri, dinin emirlerini gözetmekte, ibadette, haram ve şüphelilerden kaçmada çok meşhur olmuştu. İmam Ali Rıza Hazretlerinin hizmetinde bulunmuş, onun çocuklarıyla beraber yaşamış ve ehlibeyt'ten bilinmişti. İmam Ali Rıza Hazretleri maruf huy ve muhabbet bakımından ehli beyttendir. Fakat ırk ve nesep bakımından değil. Muhakkak o kerem ve izzet bakımından Selman-ı Farisi'nin ceddimize ilhak edilip ehli beytten sayıldığı gibi o da bize dahil edilmiştir. buyurdu. İmam Ali Rıza Hazretlerinin halifelerinden idi. Ma'ruf-i Kerhi Hazretlerine sadece alimler değil, rahipler de hayrandı. Rahip Sevban Ma'ruf-i Kerhi Hazretleri ile yaptığı bir sohbet sonrasında onun sözlerinden çok etkilenerek İslam'a girmiş ve hakkında şu övgü dolu sözleri söylemiştir: "Yeryüzünde bu adamdan sonra ne daha hayırlı ne de hayırda ona benzeyen bir kişi gördüm." Dünyada onun yerini dolduracak birisi yoktur. Eğer bana başka kelimelerle söyleseydi, herhalde Mesih zamanından beri benim ve atalarımın dinini terk ederdim. Mâruf-i Kerhi Hazretleri herkese hüsnü muamelede, güzel davranışlarda bulunduğundan vefat ettikten sonra Hristiyanlar ve Yahudiler onun kendilerinden olduğunu iddia ettiler. Müslümanlar ise o bizdendir, dediler. Bu iddialar olurken, hizmetçilerinden biri gelip, Efendimizin bize şöyle bir vasiyeti var. Benim cenazemi yerden kim kaldırırsa, ben o zümredenim, buyurdu. Diye haber verince, Hristiyan ve Yahudiler geldiler. Ama mübarek cenazesini yerden kaldıramadılar. Cenazesini Müslümanlar kaldırdı ve oraya defnettiler maruf Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki, Dünya kaynayan bir kazan ve pisliklerin atıldığı bir heladır. Tertemiz olanların kalpleri takva ile örülür ve iyilikle ışıldar. Günahkarların kalpleri günahla kararır ve kötü niyetle kör olur. Kim Allah'a karşı kibirlenirse Allah onu yere vurur. Kim onunla münakaşa ederse ona boyun eğdirir. Kim onu aldatmaya çalışırsa Allah onu kandırır. Kim ona dayanırsa onu güçlendirir. Kim ona karşı mütevazı olursa da onu yükseltir. Mâruf-i Kerhi Hazretleri Enes bin Malik ve İbn Ömer Hazretlerinden şu hadisi şerifi rivayet etti. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'dan birisi geldi ve Ya Resulallah beni cennete götürecek ameli göster diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanma, kızma buyurdu. Bu sefer o zat bunu yapamazsam ya Resulallah diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün ikindi namazından sonra yetmiş kere istiğfar et. Allahü Teala senin yetmiş senelik günahını affeder buyurdu. Yine Maruf-i Kerhi Hazretleri Enes bin Malik'ten rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, nafile bir hac ve umre yapmış gibi sevap kazanır. Maruf-i Kerhi Hazretleri, Abdullah bin Musi, Abdül'ala, Yahya bin Ebu Kesir, Urve, Hazreti Ayşe'den Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Din, Allah için sevmek ve Allah için buz etmekten. Hubbu fillah, ve bu'du maruf Marufi Kerhi Hazretleri. İkinci bölüm. Evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup marufi kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye Aliye'nin büyüklerindendir. Marufi kerhi hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis ne olmadıkça Hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Fena makamına kavuşmak, Allahü Teala'da fani olmak isteyen ondan gelen her şeye, dert ve belalara razı olmalıdır. Vefanın hakikati gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayelerin her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır hakka yönelip ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte de aramalıdır. Kalp nurunu da sohbeti olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebinin alameti şudur ki, bir an dahi olsun Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühdten ayrılmamalıdır. Zühde ibadet etmek niyetiyle sarılmalı, yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet, yani Allahü Teala'yı sevmek, marifetin yani onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur. Yürürken böbürlenmek ve kibirlenmek mekruhtur. Ancak orta halli yürümelidir. Zira kibirli yürüyenlere Allahü Teala bu eder. İnsanların farkında olmadan ortaya çıkan kusurlarını görmemelidir. Gıybet Müslüman kardeşini arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir. Dili tutmak, mala yani boş ve lüzumsuz şeyleri konuşmaktan uzaklaşmak müstehaptır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğretmek. Allahü Teala'yı zikretmek, emri maruf ve nehy-i münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'ya asi olmaktan sakının. Kur'an-ı Kerim üzerinde ihtilafa düşmekten kaçının. Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşa etmeyin. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler arasında tenakuz yoktur. Kur'an-ı Kerim ebedidir. Kur'an-ı Kerim'in vecihlerinden birini inkar etmek, Kur'an-ı Kerim'in hepsini inkar etmek demektir. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, öğrenmek istediğiniz kadar ilim öğrenin. Fakat öğrendiğinizle amel etmedikçe, hiçbir ilmin faydasını göremezsiniz. Huzeyfe Hazretleri buyurdu ki, Ey Kur'an-ı Kerim okuyanlar! Allahü Teala'ya karşı gelmekten sakının sizden öncekilerin yolundan yürüyünüz. Vallahi eğer onları takip ederseniz, büyük bir yol kat etmiş olursunuz. Şayet onların yolundan ayrılırsanız, dalalet ve bataklığa düşersiniz. İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'nın zikredildiği meclisler, ilmin yaşatıldığı ve kalplerde huşunun meydana geldiği yerlerdir. Hazreti Osman radıyallahu an buyurdu ki her gün gece ve gündüz en çok sevdiğim şey Kur'an-ı Kerim okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya doymazdınız. Ebu İmami Hazretleri buyurdu ki hoşunuza giden veya gitmeyen şeylere sabredin. Doğrusu sabır güzel bir huydur. Dünya sizi şaşkına çevirdi. Eza ve cefaları yavaş yavaş size içirdi. Zevk ve süsüyle sizleri kendisine çekti. Ebu Derdâ Hazretleri buyurdu ki: Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Zira susmak büyük bir akıllılıktır. Konuşmaktan çok dinlemeye çalış. Seni ilgilendirmeyen hususlarda konuşma. Hayretini mucib olmayan şeylere gülme. İşin olmayan yere gitme. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bidatleri Resulullah Efendimizin zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp, dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile, her bid'at dalalettir buyurdu. Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse, onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur. Dinden çıkar. Dost doğru ol. Bid'atten ve bidatçı olmaktan çok sakın. Allahü Teala kötü arzu ve isteklerde zerre miktarı bir hayır, iyilik bulundurmadı. Bunlar şeytanın süsleridir. Şeytan bunları insanlara güzel gösterir. Allahü Teala müminlerden bir zümreyi kabirlerinden kanatlı olarak diriltir. Sur üfürüldüğü zaman kabirlerinden uçarlar cennete alaya koşarlar. Onları melekler karşılar ve onlara siz kimsiniz derler. Onlar müminlerdeniz. Ümmeti Muhammed'deniz. Ümmeti Kur'an'danız derler. Melekler siz sıratı gördünüz mü derler. Hayır diye cevap verirler. Siz haşrı gördünüz mü? Hayır. Siz Allahü Teala'yı gördünüz mü? Biz onun nurunu gördük. Peki siz dünyada ne amel yapardınız? Biz ona kulluk ettik. Ondan başka her şeyden yüz çevirdik. Allahü Teala bize hesaba çekilecek bir dünyalık vermedi derler. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Ebu Darda Hazretleri buyurdu ki: İyi arkadaşla arkadaşlık yalnızlıktan, yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki: Bidat ehliyle dostluk kalbin nurlarını giderir. Bidat sahiplerinin amelini güzel gören Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar mürüvvet ile oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz. İmam Şafii Hazretleri buyurdu ki, vakit düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser. Bidat sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslüman'ın bidat ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bidat sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bidat sahibine iltifat edip yükseltme. Bidat sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın. Dostun emin olmazsa senden nasıl hayır bulunabilir? İtaat etmiyorsan bari asi olma. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altında olsa reddeder. Baki olan ahireti. Çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki: Kim gözünü haramdan korursa Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Yedi sınıf insan ile oturan kimselerde yedi şey artar. Zenginlerle oturan kimse de. Şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklanlar riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde. Günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete ihtiyacı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve berası şüpheli şeylerden sakınması artar. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Maruf Kerhi Hazretlerinin bir dayısı şehrin valisiydi. Vali bir gün şehrin kenar mahallelerini dolaşırken maruf hazretlerini gördü. Bir kenarda oturmuş ekmek yiyordu. Önünde de bir köpek. Bir lokma kendi ağzına, bir lokma da köpeğin ağzına koyuyordu. Dayısı, "Köpekle birlikte yemeye utanmıyor musun?" deyince, "Utandığım için bu zavallıyı yediriyorum." dedi ve başını kaldırıp havadaki bir kuşa seslendi kuş uçup eline kondu ve kanadıyla başını ve gözünü örttü. Maruf Kerhi Hazretleri, Allah'tan utanandan her şeyi utanır buyurdu. Ve dayısı bu hali görüp, bu sözü işitmekle hem hayret etti, hem de oradan uzaklaştı. Bir gün amdesti bozuldu. Hemen oracıkta teyemmüm etti. İşte Dicle, niçin teyemmüm ettiniz dediklerinde, oraya gidinceye kadar acaba yaşayabilir miyim? Ölü verirsem abdestsiz olmayayım." dedi. Marufi Kerhi Hazretleri dostlarıyla yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki: "Akıllı olmayan kimse dünyanın zevklerine ve lezzetlerine dalar. Akıllı kimse ise buna düşkün olmaz. İnsan gaflet içindedir." Halbuki zaman bitmektedir zaman pek kıymetlidir. Kıymetinin bilinmesi lazımdır. Fakat görüyorum ki, zamanı çok kolay zayi ediyorsun, boşa geçiriyorsun. Edepli insanın aklı, daima doğruyu gösterir. Görüşü isabetlidir, sözü hoş, işi güzeldir. İnsanın edebi, et ve kan gibidir. Bu iki şey olmadan, vücudun düzgün olması düşünülemez terbiyeli bir insanı binlerce cahille tartmış olsak, edepli, ahır gelirdi. Yine bir güzel sözde, edep, maldır, kullanılması ise kaidedir, denilmektedir. Hükümdarlardan biri, oğluna vasiyette bulunurken şöyle diyordu, Ey oğul! İnsan, şu iki şeyle efendiliğe erişir. İsterse malı mülkü olmasın. İlim, ve edep. Ey oğul, büyüklerle otur. Alimler arasında bulun. Zira onlarla beraber olmak güzeldir. Meclislerinde bulunmak bir ganimet ve sohbetleri selamettir. Büyüklerimiz şöyle buyurmuşlardır. Babalar oğullarına ilim ve edepten daha kıymetli bir miras bırakmamışlardır. Çünkü çocuklarına ilim ve edebi miras bırakmakla Onlara mal ve makam kazandırmışlardır. Eğer onlara ilim ve edep değil de mal bırakmış olsalardı, malı zayi ettikten sonra bir hiç olurlardı, buyurmuştur. Büyükler yine şöyle derlerdi: En güzel miras edep, en iyi arkadaş güzel ahlak, en iyi önder muvaffakiyet, en karlı ticaret çalışmaktır akıldan daha güzel mal olmaz, istişareden sağlam akıl olmaz, cehaletten fazla fakirlik olmaz. Edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de, bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Üç şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Bil ki, akıl güzel bir vasıf. Yüce bir ahlak olup hakkı batıldan ayıran bir miyardır, ölçüdür. Başka bir tarife göre akıl, caiz olanların caiz olduğunu, mümkün olmayanların imkansız olduğunu bilmektir. Bunun neticesinde doğru ve sağlam bir düşünce, doğru görüş ve iyi idare düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bazı alimler akıl nedir sorusuna şu cevabı vermişlerdir. Doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine alimler Allahü Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanının akıl, en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil ömrünün uzun olmasına, akıllı amelinin ihlaslı olmasına bakar. Alimler buyuruyorlar ki Akıllı insanlar kendilerini yorar, başkalarını rahat ettirirler. Ahmak insanlar ise başkalarını yorarak kendilerini rahat ettirirler. Akıl binici, ilim sürücü. Nefis ise huysuz bir hayvandır. Sürücü olmadan binici olursa nefis huysuzlaşır. Binici olmadan sürücü olursa sağa sola zikzak çizer biniciyle sürücü bir araya geldiğinde ister istemez doğru yürür. Sabır, bütün iyi vasıfların, özelliklerin en üstünü ve önde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte sabır, müminin en samimi dostu, hilm onun yardımcısı, akıl delili, yol göstericisi, Amel komandanı rıfk, yumuşaklık, onun babası, hayır onun kardeşidir, buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır sebat dayanmak demektir. Bir kimse de iyi bir haslet, özellik olsa fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu, düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, biz ve bütün büyükler tecrübeyle anladık ki sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur. Süleyman Aleyhisselam biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk dedi. İsa Aleyhisselam ise ey havarilerim bana inananlar arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz buyurdu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh buyurdu ki insanların en üstünleri ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp Aleyhisselam'a hastalık verildi. O sabretti. Yusuf Aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed Aleyhisselam'a eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Şükürle nimet devam eder. Nimete küfredilir. Kadrı kıymeti bilinmezse gider nimeti koruyan şükürdür. Şükür, nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur. Nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. Allahü Teala bizleri şükretmeyi bilen Maruf i Kerhi Hazretleri. Üçüncü bölüm. Evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup künyesi Ebu Mahfuzdur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Marufi Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiyye Aliye'nin büyüklerindendir. Marufi Kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki, İlim, ganimettir, sükût kurtuluştur, halktan bir şey ummamak rahatlıktır, zühd afiyettir, bir göz açıp kapatacak kadar Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören, hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki, onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu, nur gider. Veli olduğu söylenen kimse, dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse, ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse, halkı doğru yola davet ettiği halde, kendisi bu yolda değilse, halkı fitneye düşürür çok az da olsa nefsine uyan kimse hür değildir. Hürriyetin tadına alamaz. Nefis ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye şehvet arzusuyla bakan kimse o şeyden ibret alamaz.'' ve o şeyden faydalanamaz. Mukarrep odur ki kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar ve sair afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak sükûn üzere ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir, hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse onu felaketlerden sıkıntılardan sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kim dünyayı insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekle meşgul olursa Allahü Teala onu zillete müptela kılar. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harab olmuştur. Nefsini tanıyan kimse insanların övmelerine aldırmaz. Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisini salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur. İhlasın alameti her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasına hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin bu hatasına üzülerek, kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkar olan kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakıyla sana doğru yolu gösteren, gidişatıyla seni kuvvetlendiren, nurlarıyla senin batınını aydınlatan zaattır. Vefa, kalbin ezeliyetin nuru ile ünsiyet peyda edip, allah Teala'dan başkasına muhabbeti bırakarak, ona yakiinin de ısrarlı olmasıdır. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet vefa, edep ve mürüvvet bulunursa Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. Faydasız söz söylemek ve herkesle haşır neşir olmak Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleriyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Doğruluk insana emniyet verir akrabayı ziyaretin devamlı olması icap eder. Akrabayı ziyarete gitmemek musibettir. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu, onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainne olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Vefanın hakikati gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayelerin her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır. Hakka yönelip ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte de aramalıdır. Kalp nurunu da sohbete olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebenin alameti şudur ki bir an dahi olsun Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühtten ayrılmamalıdır. Zühte, ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin züht sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet yani Allahü Teala'yı sevmek marifetin yani onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Maruf-i Kerhi Hazretleri bir gün namaz kılmak için ikamet okudu ve sonra Muhammed bin Ebu Tevbe'ye öne geçip namaz kıldırmasını istedi. Kendisi imam olmadı. Muhammed bin Ebu Tevbe imamlık yapmaktan çekindi ve Maruf-i Kerhi Hazretlerine "Eğer bu namazı kıldırırsam başka namaz kıldırmam." dedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri bu sözü beğenmedi ve nefsinden konuşuyorsun. Başka bir namaz kıldıracağını düşünmek, başka bir namaz vaktine kadar yaşayacağım diye konuşmak, tuli emel, uzun arzu sahibi olmaktır. Tuli emel sahibi olmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Çünkü tuli emel hayırlı amel yapmaya mani olur buyurdu. Bir adam Maruf-i Kerhi Hazretlerine gelerek "Ey efendim, benim Allahü Teala'ya nasıl kavuşacağımı bana öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Maruf-i Kerhi Hazretleri onun elinden tutup padişahın kapısına getirdi. Kapının önünde ayağı kırık duran bir adam buldular. Soru soran zata o kimseyi gösterip işte bunun gibi olursan Allahü Teala'ya vasıl olursun buyurdu. Bununla ayağının ikisi de kırık bir köle efendisinin kapısının önünde nasıl durur ve hiçbir yere ayrılmazsa bir kul da Allahü Teala'nın kapısında her an bekler, hiçbir yere ayrılmaz ve isyan etmezse Allahü Teala'ya kavuşur demek istedi. Mâruf-i kerhi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları çeşitli nasihatlerde buyurdular ki, kabirde mevtalar, boğulmak üzere olan bir vatandaşa benzer. Bu insana ne yapılır? Ekmek verilmez, su verilmez. Beni kurtar derler. Nasıl kurtarılır? Yalnız bir fatiha ile kurtulur. Hikmet on kısımdır. Dokuzu susmak, birisi az konuşmaktır. Büyüklerimiz buyurmuşlardır ki, iki nesne ağzını açarsa felaket olur. Bunlardan biri balık, diğeri de insandır. Balık, oltayı yer, insan da zokayı yer. Bir gün Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ali kerramallahu veche hep beraber sohbet ediyorlardı. Eshab-ı kiramdan biri geldi. Hazret Ali bu eshabı görünce geri geri gitti dışarıya çıktı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık dayanamayıp o da peşinden gitti. Bunda bir iş var dedi. Bir yerde onu yakaladı. Ya Ali, önce rengin soldu, sonra geri geri gelip oradan kaçtın. Bunun hikmeti nedir? Ya Ebu Bekir, ona borcum vardı. Ona borcumu verdiğim zamanda ödeyemedim. Onu orada görünce mahcubiyetimden ayrılmak zorunda kaldım. Peki ne kadar borcum vardı? 35 bin dinar. Fatiha-i Şerif'in yarısını okuyup benim ruhuma oku sana beş bin dinar vereyim. Ya Ebabek, tamamını okuyayım. Hayır, yarısına kadar oku. Peki deyip okudu. Şimdi diğer yarısını da oku, bir beş bin dinar daha vereceğim. Peki dedi, okudu ve dinarları aldı. Paramın tamamı bu kadardır. Eğer başka param olsaydı, daha fazla verirdim. Ama bilesin ki, ben bu işten karlı çıktım. Bu Fatiha-i Şerif'in kıymetini insanlar bilseler, değil parasını, malını, mülkünü vermek, hayatını verirdi. Fatiha, fetaha, feth kelimesinden geliyor. Fatiha, açmak anlamındadır. Fatiha neleri açmaz ki? Cennetin kapılarını açar, insanın kalbini açar, hacet kapılarını açar, kazanç kapılarını açar. Su bir taşı eritirse, Allahü Teala'nın zikri benim kalbimi eritmez mi? Kap kapalı olursa, Su nereye dolar? Kabımızı açık tutmak gerekir. Nisan yağmuru ne kadar bol da olsa, eğer kaplar ters çevrilmişse, 40 sene rahmet yağsa, bir damla bile kaba girmez. Her zevalin bir kemali ve her kemalin bir zevali vardır. Eğer zeval vakti gelmişse, bunu kimse durduramaz. Yok eğer zeval vakti gelmemişse, bunu kimse öne alamaz. Ayağımıza bir diken batsa bunu, bir günahımız sebebiyle oldu bilmeliyiz. Allahü Teala beraat gecesinde affı mağfiret vaad ediyor. Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Allahü Teala sıkıntılı halde yapılan duayı kabul eder. Hastalık sıkıntı olduğu için. Hastanın duası reddolmaz. Her sıkıntı aynı şekildedir. Hastalığa, sıkıntıya üzülünmez. Ancak hizmetlerine, namazına mani olursa o zaman üzülünür. Bununla beraber hastalık ve sıkıntıları istememelidir. Hasta olmamak için sebeplere yapışılır. Buna rağmen gelirse sabredilir. Kalpleri temizlemenin bir ilacı da Allah dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler. Bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da sevabını bana hediye etse diye beklerler. Temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu. Mümin bir tüccara benzer farzlar onun sermayesi nafileler de kazancıdır sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz acele etme acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır acele şeytandandır ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Nefsini tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Nefsini tanıyan Allah'ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalıdır. Bu iş bir tarikat yolu değil, Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allahü Teala ile kullar arasındaki günahlar için şefaat, af çok ama kullar arasındaki günahlara şefaat, af yok. Adalet var, mahkeme var. Haklı olsa bile İnsanlar mahkemeye gitmekten korkar. En iyisi sulh yapmak ister. Mahkemeye düşmek istemez. Ya o haklı ise? Ahirete giderken borçlu gitmeyin, alacaklı gidin. Zalim olmayın, mazlum olun. Zalim verecek, mazlum alacak. Sevaplarımızdan vereceğiz alacaklılara. Yoksa onların günahlarını yükleneceğiz.'' Ben haklıyım diyen çok insan orada haksız çıkacaktır. Bir kalp kırmak senelerce ibadet, zikir sevabının hepsini alıp götürür. Öyle bir din ki kâfirin dahi kalbini kırmak yok. Nerede kaldı ki Allah peygamber diyen bir Müslümanı kırmak? Şeytan insana ibadet ettirir. Peki yaptıklarımızın rahmani mi? şeytani mi olduğunu nasıl bileceğiz? Şeytan tam dine uygun şekilde yani ehli sünnet itikadına uygun şekilde ibadet ettiremez. Ancak bir eksikle ibadet ettirir. Yani o ibadeti bozan, kabul ettirmeyen bir eksikle ibadet ettirir. Mesela beş kuruş zekat borcum var. Bunu sana verdirmez, buna yaklaştırmaz. Bunun yerine milyarlarca sadaka verdirir. Hayır hasenat yaptırır. Mesela iki rekat kaza namazı borcum var. Bunu kıldırmaz. Sabahlara kadar tesbih çektirir, zikrettirir, nafile namaz kıldırır, ağlatır, sızlatır. Halbuki dinimiz beş kuruş zekatını ver diyor. İki rekat kaza namazını kıl diyor. Bunlar farzdır. Dinin isteğidir hesabı, azabı var. Biz ise ne yapıyoruz? Kendi isteğimizi yapıyoruz. Şeytanın isteğini yapıyoruz. Bu yüzden dinimizi doğru şekilde ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeliyiz. Allah hepimize din ve dünya iyilikleri versin. Selameti dâreyn marufi kerhi hazretleri. Dördüncü bölüm. Evliyanın büyüklerinden Adı Mahruf bin Firuz olup künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 Miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Marufi Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye Yaliye'nin büyüklerindendir. Maruf Kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki: İki nimet vardır. Biri iman, biri sıhhattir. İmansız ölen sonsuz cehenneme gider. Sıhhati olmayan da ne dine yarar ne de dünyaya yarar. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselatu ve selam'a sual etmişlerdi. Efendim, size göre acaba dünyadaki meselelerden en iyisi hangisidir? Mübarek buyurmuşlar ki birisi iman, birisi sıhhattir. En kötüsü hangisidir diye sual edince de birisi hasta olmak, birisi de borçlu olmaktır. Borç öyle bir dert ki Allah vermesin. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu ve selam vefat ettiği zaman zırhı kendisinin değildi. Onu borç almıştı. Bütün büyüklerimiz böyle yaşamışlardır. Yalnız sırf borçlu olmak için borçlanmak uygun değildir. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu ve buyuruyorlar ki borcunu ödemek niyetinde olana Allah yardım eder. İnsanlar şekle bakarlar. Ona göre karar verir. Cenabı Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki Allahü Teala sizin şeklinize, mesleğinize, işinize bakmaz. Ancak kalbinize ve niyetinize bakar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselama gelip Ya Resulallah, insanlar vefat ettiği zaman onlara neler soracaklar? buyurdular ki, dört tane sual vardır. En başta imandan soracaklardır. İlim olsun, mal olsun, hepsi Allahü Teala'nın emanetidir. Kim kime bir şey vermişse alırken soracaktır. İşte insanlar kabre girdiği zaman dört suale muhatap olacaklardır. 1- senin ayağın, Elin, aklın, kalbin, her şeyin tamdı. Bu güzel vücudu nerede harap ettin? Nereye harcadın? Burada iki yol vardır. Allah yolu veya servet ve şöhret yolu. Servet ve şöhret demek, dünya demektir. Dünya demek de haramlardır. Ben bu vücudumu Allah yolunda harcadım derse ne âlâ. 2. Sen para kazandın. Nasıl kazandın ve nereye harcadın? Helalden mi kazandın, haramdan mı kazandın? Sonra sadakanı verdin mi, zekatını verdin mi? Allahü Teala'nın emrettiği haccı yerine getirdin mi? Her türlü dini vecibelerini o kazandığın parayla yerine getirdin mi? 3. Mutlaka Allahü Teala kullarına bir ilim vermiştir. Bu ilmini nerede kullandın diye soracaklardır. 4. Hayatta insanın en kıymetli varlığı zamandır. Bu hayatı ya yatarak geçirdin veya Allah diyerek geçirdin. Cenab-ı Hak soracak, senin çok kıymetli vakitlerin vardı. Bunu nerede harcadın? Ne dünyaya ne de ahirete yaramayan işlerde mi? Yani malayani olan işlerle mi geçirdin? o vaktinle çok şey kazanabilirdin diyecek. Bir hadisi i şerif var. Çalışanı Allah sever. Bir hadisi i şerifte de rızık on kısımdır. Bunun dokuzu ticarettedir buyruluyor. O halde geri kalan bütün diğer işler de bir kısımdır. Peki ibadetler kaç kısımdır? İbadetler on kısımdır. Dokuzu helal lokmadır. Diğer ibadetlerin toplamı ise bir kısımdır. Dolayısıyla eğer insanın kazancına bir zerre haram karışmışsa, kazandıklarının hepsi haramdır. Yalan ve dini istismar, hele hele büyüklerin ismini istismar etmek, felaketin en büyüğüdür. Musa aleyhisselam zamanında, tüccar veya iş sahibi olmadığı halde, çok zengin birisi varmış. Meğer ne yapıyormuş? Gittiği yerlerde "Ben Musa Aleyhisselam'ın teyzesinin oğluyum, akrabasıyım." dermiş. Tabii yüce peygamberin akrabası diye herkes para pul, mal ne varsa ikram ederlermiş. Bir gün bir adam Musa Aleyhisselam'ın yanına gelmiş. Elinde siyah bir ip, ipin ucunda da siyah bir domuz var. Musa Aleyhisselam bu nedir demiş. Ya Nebiyallah, bu sizin isminizi kullanarak para kazanan birisiydi. Allahü Teala sonunda onu bu hale çevirdi. Musa aleyhisselam merak etmiş. Ya Rabbi, bunu eski haline sok da göreyim. Bu adam ne biçim adammış? Kendisine niçin böyle yaptın diyeyim. Sen değil, 124 bin peygamber dua etse bunu eski haline sokmam.'' Çünkü o, dini istismar etti, senin ismini kullandı. Bir tüccar, etrafındakilere belli ederek, besmeleyi seslice söylese, kazandığının hepsi berbat olur. Daima helal para peşinde koşmalıdır. Hem vücuda şifa, hem de millete deva olur. Yiyin için ama ne olur tamahkarlık yapmayın. Tamahkarlık hasisliktir. Eğer bir insanın gözü doymuyorsa, onun ceplerini değil, her tarafını parayla doldursan açtır. Hatta bir mübarek zat buyuruyor ki, eğer bir insan zenginliği parada, doymayı da yediklerinde biliyorsa, o ömür boyunca aç, ömür boyunca fakirdir. Çünkü Allah'tan bilmez, beni ekmek doyurur, para zengin eder der. Allahü Teala'yı unutmak günahların en büyüğüdür. En büyük ibadet Allahü Teala'yı zikretmektir. Allahü Teala'yı zikretmek yalnız sözde olmaz. Evet, Allah demek zikirdir. Ama sohbet zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Farisi bir cümle var. Yek dükes, yek dü nefes. Behrühüda bineşinent deru asuman secde künet bir iki kişi bir iki kelime sohbet etmek üzere Allah rızası için bir araya gelseler oraya göktekiler secde ederler gökler ne demektir yani bütün melekler oradakilere imrenirler bu hususta İmamı Şafii rahmetullahi aleyhin bir de fetvası var İmamı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, eğer müminler bir araya gelseler ve bu cemaatte kırk kişi varsa, mutlaka bir tanesi evliyadır. Yani Allah dostudur. Büyükler buyuruyor ki, eğer bir cemaatte Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul varsa, allah Teala onun hatırı için hepsini affeder. Çünkü Allah'ın dergahında ehil, na ehil beraberdir buyurulmuştur. Bir mübarek saat varmış. Ölüm vakti gelmiş. Bütün alacaklılar hoca efendinin başına toplanmış. Gelen para deyip duruyorlarmış. Adamcağız canıyla uğraşıyor, millet para bekliyor. Derken dışarıdan bir çocuğun sesi duyulmuş. Helva, helva diye bağırıyormuş. Yattığı yerden hoca Helvacı evlat demiş. Helva tepsisini buraya getir. Gariban helvacı da bir tepsi helva sattım diye seviniyormuş. Helvacı, hocam bu helvayı ne yapayım demiş. Buradakilere dağıt demiş. Neyse helva dağılmış, sonra çocuk para demiş. Hoca, sıraya geç, veririz inşallah demesin mi? Çocuk, mümkün değil ne sırası diye ortalığı yırtıyor, feryat ediyor. Bu arada, Elinde bir çantayla birisi geliyor. Çantanın içi her türlü parayla dolu. Kimin ne alacağı varsa gelsin alsın diyor. Helvacıya da veriyor. Bu durumu dikkatle izleyen bir talebe hocasına, ''Hocam bunda bir iş var. Nedir acaba? Neden çocuktan helvayı borç aldınız ve onu bağırttınız? Sonra paralar nasıl geldi?'' Otur da anlatayım. Bu gelen Hızır aleyhisselamdı. Allah günahsızların feryadına kıymet verir, imdad eder. Ben çocuktan kasıtlı olarak helvayı borç aldım ki, bağırsın, feryad etsin de yardım çabuk gelsin diye. Yardım gelecek ama ne zaman geleceği belli değildi. O çocuk feryadı basınca, Hızır kardeşim erken geldi. Başka borcum kaldı mı? Hayır hocam, kalmadı. Sonra kelime-i getirerek vefat etti. Mübarek hocam buyurdular ki, tasavvuf, insanın kendisini tanıması ve haddini bilmesidir. Sen kimsin? Sana Cenab-ı Hak bir sınır tayin etmiştir. Sen niçin sınırlarını aşıp da başkalarının sınırına giriyorsun? O nedir? Edeptir. Haddini bilmek, edepli olmaktır. Büyüklerin sözlerinde Rabbani tesir vardır. Çünkü onlar kafadan değil, kalpten konuşurlar. İnsanın vücudundaki kılcal damarların uzunluğu 160 bin kilometre olup, dünyanın etrafını dört defa dolanır. Bir kılcal damar, saniyenin onda biri tıkansa felç olursun. Onun için haddini bilmeli ve daima kendi kendine sormalı, ben neyim? İnsan günahkar olabilir ama İsyankâr olmamalıdır. Hele hele Allahü Teala'ya meydan okumak felakettir. Fen yobazları, çürümüş etten kemikten insanlar nasıl tekrar dirilebilir diye soruyorlar. Cenab-ı Hak mealen yine kendisi cevap veriyor. Bunlar zaten yoktu. Ben onları yoktan yarattım. Ben bir defa onları yaratamaz mıyım? Birinciyi yapmak zordur ikinci, üçüncü, birinciye bakılarak yapılabilir. İlk önemlidir. İlk nasıl dizayn edilmiştir? İşte Cenab-ı Hakk'ın kudreti orada meydana çıkıyor. İlaç kullanmak içindir. İlim edinmek içindir. Dinin aslı üç şeydir. İlim, amel, ihlas. Öğrenmek şarttır. Öğrendiklerini yapmak şarttır. Bunları Allah rızası için yapmak şarttır. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Fadl bin Muhammed er-Rakkaşi anlatır. Bir gün Ma'rufü Kerhi Hazretlerini ağlarken gördüm. Ona "Niçin ağlıyorsun?" dedim. "Kardeşler gitti. İnsanlar dünya malında cimrileşti. Merhameti bıraktılar ve ahireti unuttular." dedi. Sonra kalktı ve yürüdü. Ben de kalktım ve onunla kardeşinin dükkanına doğru yürüdüm. Kardeşine selam verdikten sonra oturdu. Kardeşi un tüccarıydı ve ona benim çok işim var. Bir saat dükkanda durur musun dedi. Kardeşi kalktı ve işlerini halletmek üzere ayrıldı. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bir kenara oturmuş dul kadınlar, çocuklar ve fakir insanlar gördü. Onları dükkan boşalana kadar onlara paylaştırdı. Kardeşi geldi ve bağırarak beni yoksul bıraktın dedi. Marufu Kerhi Hazretleri kalktı ve mescidine döndü. Kardeşi sandığı açtı. Sandığın içi dirhemlerle doluydu. Dirhemleri saydı. Bire yetmiş kâr etmişti. Bir saat sonra dirhemleri Maruf Hazretlerinin önünde saydı ve ona yarım bir saat dükkanıma gel dedi. Maruf Hazretleri bu ne çalışarak gelmiştir ne de keramettir. Mülkün sahibi her türlü eksiklikten münezzehtir, uzaktır. Dilediğine dilediğini verir. Eğer dünya ve içindekileri istesek bizi bundan yoksun bırakmaz.'' dünyadan bizi korumasını istesek de bizi korur dedi. Mâruf-i kerhi Hazretleri talebelerine nasihatlerde buyurdular ki dünyadaki bir nefeslik vakit ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü ahirette ibadet yoktur, tövbe yoktur, nefsle mücadele yoktur, haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur. İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş, kelime-i şehadet getirip, amen tüyü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi, yani sonsuz ne demek? iyi anlamak lazım. İmamı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, cehennemde ebedi kalacak olanlara faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine İmamı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bütün dünya, gökyüzü dahil, buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Müslüman anne ve babasının yüzüne, şefkatle bir defa bakana, Allahü Teala kabul olmuş bir haç sevabı verir. Bin kere baksa, bin kere. Bir Müslüman tenkide edilirken sus diyene yüz şehit sevabı verilir. Ölün ama namazı bırakmayın. Zira dinin direğidir. Kim terk ederse dinini yıkmış olur. Ahirette Allah rızası için yaptığımız ibadetler geçerlidir. Lüzumsuz şeylerle uğraşmayın. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından her gün bir veya iki sayfa okuyan feyz alır. Feyz demek, nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalbiniz nurlanır ve okuduğunuzu anlamaya başlarsınız. Helal lokma yiyenler rahat namaz kılar. Çünkü namaza engel haram lokmadır. Helal lokma yiyen koşarak namaza gider. Siz namaz kıl demeseniz de onlar namaz kılar. İmanın şükrü hubbu fillah buğdu fillah'tır. Ölümü hatırlamak, huzur ve saadetin kaynağıdır. Ömrü uzatır. Unutmak ise ömrü kısaltır. Bu an, son an demeli ve ona göre çalışmalıdır. Öfke, insanın aklını örter. O zaman şeytanın avcuna düşer. Şeytan da onu istediği yere sürükler. Öfkelenmek, İnsanın dinini, imanını götürebilir. Bundan çok korkmalı. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeli ise, iyi alamet değil. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterin nerede bir sıkıntı çeken varsa gidin araştırın büyükleri incitmiştir nerede huzurlu bir insan görseniz araştırın mutlaka bol dua almıştır dünyalık isteyen sevimsizleşir zelil olur kula değil Allah'a el açalım veren aziz alan zelil olur dünya menfaat demektir menfaat için yapılan her şey dünyadır. Allahü Teala'nın rızasına giden bütün yolları inceledim. En kestirme yolun insanları sevindirmek olduğunu gördüm. Müslümanlar kardeştir, yardım edecek, sıkıntılarını giderecek, aybını örtecek, mümin kardeşinin sıkıntısına neme lazım diyen ferakete uğrar. Bu mübarek zatın birkaç menkıbesini anlatalım. Bir gün, abdest almak için Dicle'ye gitti. Kur'an-ı Kerim ve seccadesini namaz kıldığı yerde bıraktı. Bir kadın gelip bunları alıp giderken, Maruf hazretleri arkasından koştu, ona yetişti ve yüzünü görmemek için başını eğip, Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun var mı diye sordu. Kadın, hayır deyince, Kur'an-ı Kerim'i bana ver, seccade senin olsun buyurdu. Kadın onun bu güzel hareketine çok şaşırdı ve her ikisini de oraya bıraktı. maruf Kerhi hazretleri, seccadeyi al, sana helal ettim buyurunca, kadın utanarak hemen oradan uzaklaştı gitti. Yani maruf Kerhi hazretleri, herkese merhamet eder ve herkesin ıslahı için çalışırdı. İbni Merdeveyh şöyle anlatır. Biz Maruf İkerhi Hazretleri ile oturduğumuzda onun yüzünden nur fışkırdığını gördüm. O nur her tarafa yayılıyor ve aydınlatıyordu. Kendisine "Ya Eba Mahfuz, senin suyun üzerinde yürüdüğünü işittim." dedim. Bunun üzerine "Benim asla su üzerinde yürümem diye bir şey yoktur. Fakat ben bir tarafa geçmek istediğim zaman nehrin iki kenarı birleşir ve ben geçerim buyurdular. Maruf-i Kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatler de buyurdular ki gıybet Müslüman kardeşini arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir. Dili tutmak, mala yani boş ve lüzumsuz şeyleri konuşmaktan uzaklaşmak müstehaptır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa, başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Mesela, kuran ı Kerim okumak, ilim öğretmek, Allahü Teala'yı zikretmek, emre maruf ve nehi münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki, Her gün, gece ve gündüz en çok sevdiğim şey Kur'an-ı Kerim okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı, Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya doymazdınız. Ebu Derda Hazretleri buyurdu ki, konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Zira susmak büyük bir akıllılıktır. Konuşmaktan çok dinlemeye çalış. Seni ilgilendirmeyen hususlarda konuşma. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki: Rasulullah Efendimizin sünnet-i tabi olunuz. Bid'atleri Rasulullah Efendimizin zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Allahü Teala bizleri bid'atlere kapılmakta. Marufi Kerhi Hazretleri 5. bölüm Evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 Miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Marufi Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye Yaliye'nin büyüklerindendir. Marufi Kerhi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki ibadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Allahü Teala'yı unutmaktan büyük günah yoktur. Akıllı sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakitte ibret alır. Her kap içine bir şey konuldukça daralır. Ancak bilgi kabı bundan müstesnadır. O bilgi konuldukça genişler. Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol. Saadet, ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında, oyun ve eğlence ile geçirmemek için uyanık olunuz. Eğer cahiller susup konuşmasalardı, insanlar arasında ihtilaf olmazdı. İlim, insanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. Kulun Allahü Teala'ya şükretmesi onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça Dünya düşüncesi o kalpten kaybolur. Allahü Teala'ya ulaşan en emin yol, bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir: çok konuşmak ve çok yemek. Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz. İlim hakimdir, mal ise mahkumdur. İlim seni korur, halbuki malı sen korursun. İlim çalınmaz, mal ise çalınır. İlim sarf ettikçe artar, mal ise sarf ettikçe azalır. Allahü Teala'nın emirlerine hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. İnsanın kazançlı olmasının esası az yemek, az uyumak, az konuşmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır. Hırslı mahrum kalır. Cimri kötülenir. Kıskanç da üzülür. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için pişman olmadım. İslam dini insanların dünyada da ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. En garip ve en çok muhtaç olduğun gün, kabre konulduğun gündür. Mal, mülk, çoluk, çocuk, Allahü Teala'nın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır. Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır. İşlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme. Akıllılarla istişare et. İnsanların en akıllısı, Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik eden kimsedir. İyi arkadaş, dünya ve ahiret için büyük saadettir. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler. Nice küçük amel, niyet ile büyür. Nice büyük amel ise, niyetle küçülür. Allahü Teala'yı tanıyan, onun rızasına kavuşmak için çalışır. Bir çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan mühimdir. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek de mallarınızı koruyunuz. Allahü Teala'ya itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat eder. Çünkü onlara Allahü Teala tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Fakirlik haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. İnsanı Allahü Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır. Hiçbir faydalı iş yapmayarak ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur. Hallerin en doğrusu İslamiyete uymaktır. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders al. Böyle insanların nasihat ve tavsiyelerine kulak ver. Kendilerine pahalıya mal olmuş şeyleri sana bedava verirler. İlla senin de başına gelmesini bekleme, sana da çok pahalıya mal olur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Amir bin Abdullah el-Kerhi anlatır. Benim Hristiyan bir komşum vardı. Bir gün bana geldi ve Ey Ebu Amir! Benim senin üzerinde komşuluk hakkım vardır. Senden bir ricam var. Beni Allah'ın sevgili bir kuluna, bir veliye götürmedin ki o veli zat Allahü Teala'nın bana bir evlat vermesi için dua etsin dedi. Bunun üzerine bu Hristiyan komşumu Maruf-i Kerhi Hazretlerine götürdüm. Onun işini vereceğini anlattım. Maruf-i Kerhi Hazretleri de onu İslam'a davet etti ve Müslüman olmasını istedi. Komşum, ya Maruf, benim hidayetim senin elinde değildir. Ancak Allahü Teala hidayet eder ve bir kimseyi doğru yola kavuşturur. Ben senden dua istemeye geldim. Müslüman olmaya gelmedim dedi. Bunun üzerine Maruf İkerhi Hazretleri ellerini kaldırdı ve Allah'ım senden bu kimseye anne ve babasına itaatkar bir evlat vermeni istiyorum ki anne ve babası onun elinde Müslüman olsun diye dua etti. Allahü Teala duasını kabul etti ve bu kimsenin bir oğlu oldu. Bu çocuk zamanındaki çocuklardan ve akramlarından çok akıllı ve çok zeki oldu. Büyüdüğü zaman babası onu bir rahibe götürdü. Ona Hristiyanlığı ve İncil'i öğretmesini istedi. Rahip onu önüne oturttu. Kendisine bir yazı tahtası verdi ve benim okuduğumu, söylediğim şeyleri söyle dedi. Bu çocuk, hayır söylemem, dilim teslisi söylemeye Allah üçtür demeye kapalıdır. Kalbim ise Allahü Teala'nın sevgisiyle meşguldür." dedi. Rahip: "Ey oğlum, ben sana bunu sormadım." deyince çocuk: "Peki neyi sordun?" dedi. Rahip: "Ben sana benden sorup öğrenmek ve anlamak istediğin şeyi sordum." dedi. Bunun üzerine çocuk: "Aklımın kabul edeceği, zihnimin ve kalbimin idrak edeceği şeyi bana öğret dedi. Rahip, ey oğlum, elif de diyerek alfabenin ilk harfini söyledi. Çocuk da şiirle şöyle dedi. Lafzayı celalin başındaki vâsıl elifi her kalbi ezeli ve ebedi sıfatlar sahibi olan sevgiliye Allahü Teala'ya vasletti kavuşturdu. Hoca, oğlum B de diye söyledi. Çocuk yine şiirle B. Allahü Teala'nın beka, sonu olmamak sıfatının harfidir dedi. Hoca T, C, H ve bütün harfleri söyledi. Çocuk da hepsine manzum ve o harflerle ilgili. Allahü Teala'nın sıfatlarını anlatan şiirlerle cevap verdi. Bu cevapları duyunca rahip şaşırıp kaldı. Kalbinde bir ürperti duydu ve kendisini bir titreme aldı. İslam dininin dışındaki bütün dinlerin batıl olduğunu anladı. Rahipteki bu değişikliği görünce genç ağlatan, güldüren öldüren, dirilten bir Allah'a yemin ederim ki, onun kapısından başka bir kapıya giden, mutlak zarar etmiştir. Allah'ın rızasından başka bir şeyi maksud edinenler, yolunu şaşırmıştır. Hakiki maksat, Allahü Teala'nın rızasıdır. Ondan başkasına gidenlere yazıklar olsun. Affeden, ihsan eden, Allahü Teala ondan başkasından ne zarar gelir ne fayda. <Sessizlik> Halik alem Allahım ne aladır, ne ala kul isyan eder de yine örter o Aliül Ala. Âlemde kendisinden başka Rab olmayan Allah, noksanlıktan münezzeh sever kendisinin emirlerine, nehilerine uyanları ol münezzeh. Beyitlerini söyledi. Rahip, işittiği sözler karşısında aklı başından gitti. Bu çocuğun kendinden konuşmadığını ve buna bu hikmetli sözleri söyletenin Allahü Teala olduğunu anladı ve içinden gelerek kelime-i şahadet söyleyip iman etti. Sonra çocuğun elinden tutarak babasına getirdi. Babası oğlunun rahiple beraber geldiğini görünce ona doğru yöneldiler. Rahibe bakınca yüzünde bir nur parladığını gördü. Rahibe oğlumun zekasını nasıl buldun diye sordu. Rahip onun sözlerine kulak ver dedi. Sonra söylediklerini babasına anlattı. Babası muhtaçlara yardım eden Allahü Teala'ya yemin ederim ki bunlar ondan değildir. Bunlar maruf ikerhi Hazretlerinin duası bereketiyledir. Onun kerametidir. Dedi. Sonra ey oğlum, senin vasıtanla bizi cehennemden kurtaran Allahü Teala'ya ham dederim. Muhakkak ki biz çok kötü bir haldeydik, imansız idik, dedi ve kelime-i şehadet getirip iman etti. Daha sonra bütün ailesi de Müslüman oldu. Evlerindeki haç işaretlerini kırdılar. Allahü Teala Maaruf-i Hazretleri vasıtasıyla bunlara hidayet nasip etti ve cehennem ateşinden kurtardı. Maaruf-i Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki kim Allahü Teala'ya tevekkül eder ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir Hadis-i şerifte buyuruldu ki bidat sahibine hürmet eden kimse İslamiyetin yıkılmasına yardım etmiş olur. Yine hadisi i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bid'at sahibinin orucunu, namazını, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Ebu derdâ Hazretleri buyurdu ki, iyi arkadaşla arkadaşlık yalnızlıktan. Yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki, bid'at ehliyle dostluk, kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören, Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar, söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde, boş şeyler, mala yani konuşulmaz. İmam Şafii Hazretleri buyurdu ki, vakit düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser. Bidat sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bidat ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bidat sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bidat sahibine iltifat edip yükseltme. Bidat sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse, geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti, çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı, ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç amellerin hepsi boştur, hebadır. Üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Büyüklerimiz buyurdu ki: Alimler insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz Razi Hazretlerine Dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde melun olan, kötü olan dünya Allah Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Veki bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti, yirmi seneden beri kulağımdan çıkmadı. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki, kim gözünü haramdan korursa, Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa, Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa, Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Hikmet sahipleri buyurdular ki yedi sınıf insan ile oturan kimselerde yedi şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete ihtiyacı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası şüpheli şeylerden sakınması artar. maruf Kerhi Hazretleri Enes bin Malik ve İbn Ömer Hazretlerinden şu hadisi şerifi rivayet etti. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramdan birisi geldi ve "Ya Resulallah, beni cennete götürecek ameli göster." diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Gazaplanma, kızma." buyurdu. Bu sefer o zat "Bunu yapamazsam ya Resulallah." diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün ikindi namazından sonra yetmiş kere istiğfar et. Allahü Teala senin yetmiş senelik günahını affeder buyurdu. O zat, ya Resûlallah, yetmiş senelik günah işlememişsem diye sorunca, Peygamberimiz, o zaman annenin yetmiş senelik günahı affolur buyurdu. O zat, peki annem ölmüş, ve de yetmiş senelik günah işlememişse ne olur diye sorunca, Peygamberimiz, akrabalarının yetmiş senelik günahı affolur buyurdu. Allahü Teala hepimize din ve dünya